Mert'e gidelim. Bekir, alalım senden mesajları. Eren Aydın, 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı Ankara'da kongrezumda başladı. Hatta kongrezumda başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da açılışta önemli mesajlar verdi. Özellikle Atatürk Havalimanı'nın başlatılan çalışmalarla ilgili muhalefetin özellikle son açıklamalarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, biz uzay çalışmaları, veri madenciliği, 10 unicorn hedefliyoruz. Muhalefet hala kafa olarak ilk çağ yaşıyor dedi. Fuat Oktay, muhalefet kafa olarak ilk çağda yaşıyor. Bunların hezeyanlarına kulak assaydık İHA'lar göklerde olmazdı, akıncılar göklerde olmazdı ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu noktada tepkisi var. Özellikle geçmişte yaptığı Atatürk Havalimanı ile ilgili bizim projemizde açıklamaları vardı. Bugün de tepki gösteriliyor yıkım çalışmalarına. Bu noktada millet bahçesi yapılacak Atatürk Havalimanı arazisine. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bu noktada açıklamalarda bulundu. 500'den fazla Beşiktaş'ta fazla asırlık çınarı yok eden siz değil misiniz ifadesini kullandı. Hani genel başkanınız kültür merkezi yapılmasını önermemiş miydi dedi, CHP'lere sordu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atatürk Havalimanı'nda Türkiye'nin en büyük millet bahçesini yapacak ve milletimize kazandıracağız dedi. Laf değil, iş üretmeye devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamalarda özellikle Atatürk Havalimanı ile ilgili CHP'nin, özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yaptığı açıklamalar var. Onlar biliniyor. Bugün yaptığı açıklamalarda da yıkım çalışmalarına tepki gösteriyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Ato Kongrezyum'da verimlilik ve teknoloji fuarında yaptığı açıklamalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara tepki gösterdi diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.